Elhamdülillahi Rabbil alemin Ar-Rahmani Ar-Rahim Maliki Yevmi Dini Türk idari ve siyasi hayatında önemli hizmetler ifa etmiş ve halkımızın gönlünde sevgisi yerleşmiş Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel'in de ruhuna hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Sayın Demirel'i hep şapkasını aldı gitti. Bir korkaklıkla ifade ederler ve öyle anarlar. Halbuki Sayın Demirel ben hayatımda tanıdığım en cesur insandı bence. 12 Mart 1971 ihtilali oldu. Ve o zamanki Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları meclise bir mektup gönderdiler. Bu mektupta aynen şöyle ifade ediliyordu. Bugünkü hükümet istifa etmelidir. Onun yerine bağımsız bir başbakanın başkanlığında yeni bir hükümet kurulmalıdır. Eğer bu gerçekleşmezse ordu yönetime el koyacaktır. Aynen tabir bu. Ve Sayın Demirel bu şartlar altında kabinesini toplayarak istifasını verdi. Şimdi adını hatırlayamadığım bir sivil tüm generalin geldiğini ve kendisine şunu söylediğini ifade etti. 48 saat içerisinde Türkiye'yi terk edeceksiniz. Eğer bunu yapmazsanız başınıza gelecek hadiselerden mesul değiliz. Peki ne dediniz beyefendi dedik? Ben vatan haini değilim. Benim ayağım bu toprağa çakılı. Beni bu topraktan kimse dışarı gönderemez. Buyurun ha dedi ve kapıyı gösterdim dedi. Bir söz üstadı olan merhum Cumhurbaşkanımızı sözlerle ifade etmek çok kolay değil. 1 Kasım 1924'te İslamköy'de başlayan DSİ Genel Müdürü olarak ülkemizin ekonomik kalkınmasına hizmet eden mütevazi bir Anadolu ailesinde büyüyen ve Türkiye'nin en tepesine çıkmayı başarabilen bir azmin ismidir Süleyman Demirel. Rahmetli Demirel'in çobanlıktan cumhurbaşkanlığına çıktığı yol, açtığı yol demokrasimizin ve cumhuriyetimizin kat ettiği mesafeyi de sembolize etmektedir. Kuşkusuz rahmetli Demirel'in hayat serüveni aslında Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda bir yansımasıdır. Yollar yürümekle aşınmaz. Dün dündür, bugün bugündür. Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz. Büyük eserler büyük hayallerin neticesidir. Gibi sözler veciz sözler olarak siyasi tarihimizde unutulmaz bir yer edindi. Türkiye'nin her meselesine kafa yormuş bir siyaset ve devlet adamıydı. Yakası rozetli aydınlarımız sıkılmadan, utanmadan iftihar duyarak başı kasketli babaların elini öpebilselerdi sorunların hepsi çoktan hallolmuş olurdu. Demirel'in bu sözü Önemli bir sosyolojik sorunu da ortaya koyuyor. Rahmetli Demirel halktan kopuk aydın kitlesinin sorunları çözemeyeceğini çok iyi tespit etmişti. Onun için rahmetli Demirel halkın içinden gelen, halka dokunan bir siyaset tarzını benimsemişti. Demirel'in sessiz milyonların sesi olma söylemi ve milli irade vurgusu onu milletin gözünde siyasetin babası yaptı. Rahmetli Demirel iki yıl önce aramızdan ayrıldı. Ama siyasi hayatımızın en önemli simalarından biri olarak tarihteki yerini almış bulunmaktadır. Allah'tan rahmet diliyorum ve kendilerinin geçmişine yaraşır bir şekilde devlet olarak, hükümet olarak, sevenleri olarak burada bir anıt mezarın yapılması ile ilgili de 3 Temmuz'da ihale aşamasını gerçekleştireceğiz ve inşallah önümüzdeki dönemlerde anıt mezarının bünyesinde bu anmaları gerçekleştireceğiz diyorum. Tekrar Allah'tan rahmet diliyor. En derin saygılarımla. göreve başladı. Önce 1945-50 ve daha sonra 1954-55 yılları yıl